Herkese merhaba. Geçtiğimiz hafta ele almış olduğumuz metrik 16'ya bir pafta yapımı konusu çok dikkat çekince bu hafta da size meraklıları için metrik 16'ya bir kılavuz yapımını göstermeye çalışacağım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Kanalımın Instagram hesabını takip ederseniz ayrıca YouTube'un imkanlarını kullanarak kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için de iletişim bilgilerim videonun açıklamalar kısmında yazıyor. Geçtiğimiz haftaki videoyu çok detaylı yaptığımız için bu hafta videoyu çok uzatmamak adına çok kritik detaylara değinmeyeceğim. Onları merak edenler için videonun linkini yukarıya bırakıyorum. Oradan girin. Oradaki bütün temel bilgiler kılavuz yapımı için de geçerli. Bugün özellikle bir an önce kılavuz yapımına geçeceğiz. Projeyi yaparken hem torna tezgahını hem freze tezgahını farklı senaryolarda kullandık. Yine ısıl işlem gerçekleştirdik ve kaynak kitaplarımızdan faydalanarak ısıl işlemi nasıl yapacağımızı gördük. Bu kitaplar da geçen hafta çok fazla dikkat çekti. Çok fazla yorum aldım bu kitaplar hakkında. Bu kitaplar içinde önümüzdeki hafta içerisinde bir short videosu ya da belki de önümüzdeki hafta sonu için bir canlı yayın planlayarak bu kitaplara ve bunun gibi başka kaynak kitaplara fazlasıyla değiniriz. Geçtiğimiz hafta topluluk kısmına bir tane anket ekledim. Anketin linki de videonun açıklamalar kısmında yer alıyor. O ankete katılarak canlı yayın yapalım, yapmayalım, içeriği nasıl olsun konusunda bana fikir vermeniz için yardım istiyorum. O ankete de katılırsanız çok sevinirim. Dolayısıyla bu kaynak kitapların incelemesini ilerleyen günlerde hayata geçireceğiz. Ben projeyi hayata geçirirken yine 4140 kalite imalat çeliği kullanmayı tercih ettim. Torna tezgahını ve freze tezgahını farklı senaryolarda kullanarak projeyi tamamladım. Isı işlemini yaptım, suyunu verdim. Ondan sonra da videonun sonunda izleyeceksiniz. Test aşaması var. Testi de gerçekleştirdim. Geçen hafta kullandığım müşterinin bana göndermiş olduğu numuneyle bu parçayı birbirine tamamen sıfır geçecek şekilde vidaladım. Birazdan izleyeceksiniz zaten. Bu proje için söyleyecek çok fazla bir şey yok. Gelin şimdi bir kılavuz nasıl yapılıyormuş onu izleyelim. Videonun sonunda bu sefer birlikte olamayacağız. Çünkü dediğim gibi videoyu kısa tutmak istiyorum. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan sormayı ihmal etmeyin. Ben bildiğiniz üzere elimden geldiği kadar herkese cevap vermeye çalışıyorum. Şimdiden beni sabırlı izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.
Thank you.